Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünden beri alev alev yanan piyasaları bir yorumlayacağız. Neler yaşandı, neler bitti. Biraz sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Bunlar nereden başladı, olaylar nereden başladı, nereye doğru gitti, nerelere gidecek, biz ne yapmalıyız, tavrımız, tarzımız ne olmalı? Biraz bunları konuşacağız. İyi seyirler diliyorum. Şimdi öncelikle olayın başlangıç fitilini ateşleyen firma Citron Capital adında bir firma. Bu Amerikan finans şirketi, yani fonlar yöneten bir şirket. Bu şirket bir yorumunda bir şirketten bahsediyor. Bu GameStop şirketi. GameStop oyun konsolları satan, oyun CD'leri satan bir firma. Bu firmanın hisselerinin düşeceğini ve buna short pozisyon açacağını söylüyor. Biraz da abiyane bir argo bir tabir kullanıyor. Bunu longlayacak kişilerin enayi olduğunu söylüyor. Tabii bu şirketin bu yorumuna kızan bir Reddit grubu var. Reddit'te böyle bir forum. Burada bu şekilde başlıklar oluyor ve burada yorumlar yapıyorsunuz. Belli gruplar kendi aralarında tartışmalar yapabiliyor. Siz de buralardan bunlara katılabiliyorsunuz. Wall Street Bets diye bir grup. Bu Wall Street borsasında kendi aralarında alım satım yapan bir grup. Bunlar da bu yoruma çok kızıyor ve bu firmayı ters köşede bırakmak için harekete geçiyorlar. Hep birlikte GameStop'un hisselerini pumpluyorlar. Bu şirkette milyarlarca dolar zarar ediyor bu kişilerin hareketiyle. Robin Hood uygulamasından işlem yapmaya başlıyorlar GameStop hisselerine. Bu Robin Hood bizim kullandığımız Binance gibi, BitHub gibi, OKEX gibi, diğer kullandığımız kripto borsa uygulamaları gibi hisse senedi uygulaması. Olayı biraz daha basitleştirmişler kişilerin daha rahat kullanımını sağlamak için. Böyle bir uygulama geliştirmişler. Biraz adından da anlayacağınız gibi zenginden alıp fakire verme gibi bir misyonları var. Sıfır komisyonla falan işlem yaptırıyorlar. O tarz bir uygulama. Bununla bu kişiler işlemlerini yapıyorlar. Daha sonra bunun bir manipülasyon olduğunu fark eden SEC devreye giriyor. Ve Robin Hood uygulamasına gidip diyor ki sen ne yapıyorsun? Buna engel olman lazım. Bu bir manipülasyondur. Manipülasyonlarda bildiğiniz üzere hisse senetlerinde, fonlarda, diğer emtialarda yasak, devletlerce yasak konulmuş bir durum. Yani ceza işlemleri ve hapis durumları var. SEC'te bu duruma müdahale etmesi gerektiğini Robin Hood'a söylüyor. Bunu yapmamalarını gerektiğini söylüyor. Bunun bir manipülasyon olduğunu söylüyor. Robin Hood da burada tüm işlemlerini kapatıyor GameStop hisselerinde. Bunun yanında bunlar Wall Street grubu hızını alamıyor. BlackBerry gibi, Nokia gibi, EMC gibi bazı dip yapmış firmaların fonlarını da falan da pumpluyorlar. Bu durumda Robinhood bunların alım satımlarını kapatıyor. Alım satımını kapatmakla kalmıyor. Üstüne bir de kişilerin açmış olduğu long pozisyonlarını short pozisyona değiştiriyor. Yani sizin hem paranıza el koyuyor hem de kendi istediği gibi oynatmaya başlıyor. Daha sonra bizim grup buradan diyor ki burada biz ne kadar güçlü olursak olalım bazı ipler balinaların elinde bunlara artık biz müdahale edemeyiz deyip kripto dünyasına doğru yöneliyorlar ve bizim Dogecoin şaka coin'i şaka gibi bir olayla pamplanmaya başlıyor. Dogecoin bir hafta içinde %1000'lere varan bir pump yaptı.
Yani bu kişilerin gelmesiyle bir %800 falan yukarı fırladı. Daha sonra olayların içine bir de bizim kahramanımız Elon Musk giriyor. Elon Musk bu grubu içten içe diyeyim artık destekliyor. Elon Musk'ın desteklemesinin sebebi de bunları desteklemenin sebebi de biraz eskiye dayanıyor. Daha önce Elon Musk'ın Tesla'sı halka açılıyor. Daha sonra Tesla'nın çok bir işleri düzgün gitmiyor. Elon Musk bir tweet atıyor. Bu tweetinde Tesla'yı borsadan çekmeyi düşündüğünü söylüyor. Tesla'nın bazı kararlarının borsada işlem görmesinden dolayı sağlıklı verilemediğini, sürekli borsadaki işlemlerinin zarar göreceğini düşündükleri için sağlıklı karar veremediklerini açıklıyor ve piyasadaki hisselerini 420 dolar karşılığında toplayacağı hakkında bir tweet atıyor. Daha sonra SEC abimiz buraya da müdahale ediyor ve bunun bir manipülasyon olduğunu düşünüyor. Çünkü bu açıklamayı yaptığında Tesla'nın hisseleri ortalama 260 dolar civarlarında oluyor. O yüzden 420 dolara alacağını düşününce insanlar Tesla'nın hisselerini almaya başlıyor ve doğal olarak Tesla'nın hisseleri yükselmeye başlıyor. SEC tabi bu durumun da manipülasyon olduğunu söylüyor ve Elon Musk'a ve Tesla'ya dava açıyor. Davasında Tesla'nın avukatları anlaşma yoluna gidiyorlar. Anlaşmada da belli şartlar isteniyor. Bunlardan biri Elon Musk'ın bu tarz paylaşımları bir daha yapmaması. Yaparsa cezaların daha fazlasıyla kendisine kesileceğini ve Tesla'ya ayrıca Elon Musk'a 20'şer milyon dolar ceza kesiyor. Yani şunu alın, bu uçacak, bu kaçacak, bunun gibi coinlere girin de diyemiyor. Çünkü kendinin belli bir yasağı var. Yani bizim tabirimizde infazı var diyelim. İnfazını yakmak istemediğinden böyle değişik bir yola gidiyor ve burada Twitter'daki açıklama kısmını silip sadece Bitcoin yazıyor oraya. Bu da bu sabah Bitcoin'de kimsenin beklemediği bir hareket oluyor. Belki bekleniyordu ama yani belli bir yatay tolerasyondan sonra, belli bir yatay seviyede gittikten sonra bunun olacağını biz de bekliyorduk. Yani ihtimal veriyorduk diyelim. Bizim beklentimiz daha çok trendin aşağı yönlü dönmesiydi. Burada dip seviyelerini burada test ettik. Daha sonra bu alçalan kanalın içerisinde bir yukarı bir aşağı gidip geliyor. Başka temel sebeplerle daha sağlıklı bir yükselme olabileceğini, eğer belli seviyelerin geçilemezse alçalan trendin devam edebileceği ihtimalini konuşuyorduk. Bugünkü gelen bu 2 gündür ortalıkta dolaşan bu sürpriz haberler ve bugün Elon Musk'ın Twitter hesabında Bitcoin yazması artık Bitcoin'de pamplanıyor mu gibisinden milleti bir FOMO'ya düşürdü. Yani fırsatı kaçırmayalım. Böyle bir şey olabilir mi? İşte yine Bitcoin'e mi girecekler bu sefer? Doge gibi bir %800 yapar mı gibi hayaller kuran insanlar Bitcoin'e girmeye başladı. Ve Bitcoin bugün sürpriz bir hareket yaptı. Yaklaşık %20'ye yakınlık bir yükseliş gerçekleştirdi. Burada olaylar tamamen biraz Dallas dizisi gibi seyretti. Burada bizim biraz da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu tarz olaylar tüm piyasalarda olabiliyor. Bizim bunu iyi takip etmemiz gerekiyor. Yani yükselişlerin bir pump olayı mı, bir manipülasyon mu, yoksa teknik ve temelde sağlam verilere dayanan bir yükselme mi? Bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bugün 2 gündür olan yükselişler biraz manipülasyon yükselişleri. Yani burada sizin
belli bir seviyede girmeniz sizi tehlikeye sokabilir. Yani stoplarınızın çok iyi seviyede belirlemeniz lazım ki böyle bir piyasada stop belirlemek de çok zor. Çünkü çok burada gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte böyle sert bir yükselen mum, daha sonra sert bir düşen mum. Yani takip etmeniz biraz zor. O yüzden elinize çekirdeğinizi, mısırınızı alıp güzel bir dizi seyrediyor gibi olayları uzaktan seyretmek en azından benim açımdan daha güvenli diye düşünüyorum. Çünkü bizim ilk amacımız elimizdeki sermayemizi kaybetmemek. Sermaye kaybedilmediği sürece elimize, önümüze her türlü fırsat tekrar gelecektir. Yani bu piyasada fırsatlar bitmez. O yüzden sabırlı olmak lazım. Her uzaya giden bir emtiayı, bir kriptoyu yakalamanız mümkün değil. Yani fırsatları iyi kullanmanız, daha sağlıklı yükselişler verebilecek emtiaları, coinleri, kripto paraları yakalamak daha sağlıklı olur. En azından stresiniz az olur. Saçınız başınızda kalır. Temelde ve teknikte sağlam verilere dayanan trade'ler sizin için daha sağlıklı olur. Yani örnek vermek gerekirse bu kanal içinde belli bir seviyeler oluşmuş. Destek ve direnç noktaları. Yani siz burada yakaladığınız belli bir şeyde yukarıda sattığınızda belli bir kar oranınız yani net olarak belli olmuş olur. Bu, yani özetlemek gerekirse piyasalarda daha sağlıklı trade yapmak için belli seviyeleri korumak gerekiyor. Buralarda kendinizi daha sağlama almak en önemli etken bizim trade yaparken dikkat etmemiz gereken ana konu tekniğin ve temelin sağlam olduğu konular olmalı. Böyle durumlarda heyecana kapılmamamız gerekiyor. Çünkü ana amacımız sermayemizi kaybetmemek. Evet, kar etmemiş olabiliriz ama ileride doğacak fırsatlara karşı elimizde bir koz hala oluyor demektir. Bu yüzden bu durumlarda heyecan yapmamamız gerekiyor. Bu piyasaların genel kuralı budur. Yani sabır en önemli etken. Sabreden kişi mutlaka kazanır. Yani kaybetme olasılığı en aza iner. Yani en büyük kaybetme olasılığı zaten hırs yaptığınızda ve heyecan yaptığınızda olur. İşte bu fırsatı kaçırıyor muyum? Yükseliş hala devam edecek mi gibi durumlarda belli bir seviyeden alıma girip o seviyelerde o emtianın veya kripto paranın tepe yaptığını kestiremezsiniz. Sizin aldığınız yerden de dönüş olursa sizi zarara sokar. Satamazsınız, beklersiniz. Belki 1 yıl, belki 2 yıl, belki 3 yıl. 2017-2018 döneminde başımıza geldiği gibi bir olayla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden en önemli kural sabretmek. Ondan önce kendi planınızı, trade planınızı mutlaka oluşturmanız gerekiyor. Yani ben bu pozisyona nereden gireceğim, nereden çıkacağım? Önce bunu bir kararlaştırmanız gerekiyor. Karınızı almak istediğiniz seviyeyi, çıkmak istediğiniz seviyeyi iyi belirlemeniz gerekiyor. Nereden gireceğinizi, nereden çıkacağınızı belli bir kuralları bilmeniz gerekiyor tabi. Belki takip ettiğiniz bir fenomenle, belki kendi bilgilerinizde belli aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Bunlar sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bugün videomuz fazla uzun sürmesin. Bugünkü konular bu şekilde bitirelim. Tekniğe girmeyeceğiz. Sizin de daha fazla vaktinizi almayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olmanızı ümit ediyorum. İzlediğiniz için ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.